Merhabalar, Levent Üzümcü ile Artı Sanat'a hepiniz hoş geldiniz. İyi pazarlar diliyorum size. Süreç devam ettiği için stüdyomuzdan yayın yapamıyoruz ama yine harika konuklarla programımız devam ediyor. Bugünkü bu pazarki konuğumuz Efdal Altun. Kendisi Yola sanatçısı. Benim çok eski, çok sevdiğim bir dostum, arkadaşım. Efdal hoş geldin. Hoş bulduk Levent. Efdal, şimdi viola sanatçısı olduğunu söyledin. Sen viola çalarak kendini dile getiriyorsun, kendini ifade ediyorsun. Neden insanların kafasında klasik müzikle uğraşan insanların biraz da böyle soğuk olduğu gibi bir imaj vardır sence? Evet, yani belki biraz Levent sen de onu iyi bilirsin. Bir oyuncu olarak, konservatuarda okuyan bir oyuncu olarak. Gerçi sizler... Biz 10 yıl okuyorduk o okulda. Sizler böyle geliyordunuz. Bir 4 yıl bir arkadaşa baktım çıkıyorum der gibi sanki değil mi bize göre? Aynen öyle. Evet sen çok daha iyi biliyorsun. Bizim eğitimimiz hakikaten o konservatuvar ismi üstünde. Hani o korumacı bir yapı içerisinde, çerçeve içerisinde hakikaten. Mesela şöyle söyleyeyim. Bize çaldırmazlardı. Başka müzikleri çalgılarımızla sadece klasik müzik çaldırırlardı. Çünkü işte özellikle yerli çalgılardaki o pozisyonlar çok önemlidir. Eğitim sürecinde onların bozulmaması gerekiyor. Biraz sebep bu. Bir şeylerin oturması için. Bunun dışında mesela basketbol oynayamazdık, işte tenis oynayamazdık. Yani çok sınırlar vardı bizim eğitim sürecinde. O yüzden biraz böyle hani kendimizi sıka sıka belki biraz daha böyle soğuk, mesafeli insan görüntüsü veriyoruz. Ama hani beni tanıyanlar özellikle yani başka bir resim ortaya koyuyoruz. Bakalım bu programda neler evet, olacak? Efendim, yani tam olarak ben seni tanıyan insanlardan biriyim ve senin çok son derece eğlenceli. Bütün o mesleğinin yükünden kendini arındırmış ya da o yükü olabildiğince hafifletmiş. Sadece sahne üzerinde bunu kullanan biri olarak tanıdım her zaman. Hatta sen one man show'lar da yaptın çoğu zaman. Elinde violonla birlikte. Ama çoğunu evet, da violonu da kullanmadan. Evet şimdi Levent Üzümcü hayranları kıskanacaktır beni. 25 yıl öncesinden bahsediyoruz. O zamanlar tabii böyle gencecik insanlardık. Hala öyleyiz gerçi. Şimdi bakıyorum senin enerjin o zaman da öyleydi Levent. Gerçekten öyle bir resim vardı ki yıllar içinde çok az görüştük belki ama her zaman Levent Üzümcü deyince benim kafamda o yıllar canlanır ve senin böyle çok şefkatli, hakikaten karşılaştığımızda kucaklayışın vardı. Her zaman gözlerinin içi gülerdi. Yani adi o şey bitsin istemezdim hiç. O karşılaşma, böyle bir şefkat, onu hissederdim yani. Çok güzel bir enerjin vardı senin her zaman ve bu devam ediyor. Her ne kadar güzel ama... Ben biraz senden bahsetmek istiyorum. Çok teşekkürler güzel sözlerin için. Peki, genellikle çaldığın müzik aleti kemanla çok karıştırılıyor. Çünkü eğer bir müzik aleti öyle çalınıyorsa o kemandır. Yani genel geçer bilgilerden, sokaktaki bilgilerden bahsediyorum. Senin için viola çok özel bir alet. Sen onunla birlikte yaşıyorsun. Hani daha ikinci eşin gibi, ailenden biri gibi. Çünkü herhalde hiçbir şeyle o kadar uzun süre geçirmedin hayatında. Çok doğru. Kesinlikle öyle. Allah'tan eşim de müzisyen benim. Evet. Çünkü biraz zorluklar yaşanır her zaman. Müzisyen bir çiftin bir tanesi müzisyen diye değilse hakikaten bir klasik, özellikle klasik müzikçiyi anlamak çok zordur. Hep destek olmak gerekir. O açıdan da çok şanslıyım. Tabii ben de ona aynı şekilde destek oluyorum. Birbirimizin dilinden anlıyoruz yani. Viola'ya gelince de hakikaten bunu açıklamak biraz uzun sürüyor. Özellikle klasik müziğe uzak kişiler sorduğunda işte bu keman mı falan dediklerinde diye sorduklarında evet diyorum. Çünkü artık onu zorlamıyorsun yani. Çok hiç zorlamıyorum hiç. Evet işte yani belli bir mesafeden bakıldığında keman diyebiliriz viola'ya. Aynen işte şimdi görsellerde de görüyorlardır belki. Viola ve keman tutuş açısından, eğitim açısından aynıdır. Sadece repertuarı farklıdır. Kemer repertuarı biraz daha solistik eserler barındırır içinde. Yani daha solo sazdır aslında keman. Viola biraz daha eşlik çalgısıdır.
Ama yani bilmiyorum, biyolojiler hakkında soracak olursam başka şeyler söyleyecek çok şey var. Yani belki bilmeyen izleyiciler mesela, için enteresan olabilir. Biyolojiler Levent şöyle, bütün dünya, nasıl bizde Karadenizli fıkraları vardır, bütün dünyada da biyoloji fıkraları vardır. Yani kimi zaman düşünürüm. Evet evet, çok enteresan. Kimi zaman düşünürüm, acaba bu fıkralar yüzünden mi biz böyle çeşitli şapşallıklar yapıyoruz? Yoksa hakikaten öyle olduğumuz için bu fıkralar yayılıyor dünyaya. İkisi de doğru galiba. Yani şöyle anlatayım sana, yaşanmışlıklar var bir defa o fıkraların da ötesinde. Mesela bir arkadaşımız bir turneye gidiyor. Bir solist var. Turne gerçekleşiyor, günler geçiyor. Dönüşte uçakta yan yana geliyorlar, oturuyorlar ve bir konuşmadan sonra arkadaşımız o soliste diyor ki, siz de mi müzisyensiniz? Ne çok bilginiz var müzik hakkında diyor. Yani hani günlerce bir arada olmuşlar ve fark etmemiş arkadaşımız onun solist olduğunu. Notalara, partisyonlara bakmaklar. Evet, bir başkası da prova sırasında kalkıyor, maestro diyor, benim çaldığım partide bir anormallik var, bir bakabilir misiniz diyor. Maestro alıyor, bakıyor, evet bu keman partisi diyor, geri veriyor arkadaşa. Yani bir başka hikayede ben yaşadım. Mozart'ın viola yazmadığı bir eserde sahneye çıktım refleksle. İşte hepimizde var ya sanatçılarda sahneye çıkma refleksi. Bir anda kendimi sahnede buldum. Arkadaşlarımız dediler ki, senin ne işin var burada? Viola yok bu eserde. Yani işte Mozart'ın azizliğine uğradık orada. İyi müzisyendir, iyi bestecidir ama violacılara da böyle bir kazık atmış. İşte o sahneden nasıl ayrıldığımı hatırlamıyorum. Yani bir utanç içinde. Efter, sosyal medyayı çok güzel ve çok aktif kullanıyorsun sen. Genellikle de sürekli enstrümanınla, hayatla, sürekli konserlerle eğleniyorsun ama asla onları küçük düşürmeden onların o keyifli yanlarını ortaya çıkartmaya çalışıyorsun. O konuşmanın en başında sana sorduğum şu klasik müziğin biraz somurtkan yüzünden çok uzaklaştırıyorsun insanları. Tek başına yapıyorsun bunu. Çok teşekkürler değerli görüşün için. Çok mutlu oldum hakikaten. Yapmak istediğim de aslında bu. Ülkemizde tabii biraz daha fazla olabilir Avrupa bu işin beşiği. O ülkelerde bile dinleyiciler belli bir yaşın üstündeler artık. Genç izleyici hakikaten çok az. Onları biraz kazanmak lazım. Bunu kazanırken de hakikaten farklı yollar izlemek lazım diye düşünüyorum. Ve mizah zaten benim hani doğuşumla belki başlayan bir özellik bende. O yüzden bu müzik ve mizahı birleştirecek çalışmalar yapmayı çok seviyorum. Bunun ürünleri de oldu. Güzel projeler oldu. Hakikaten geri dönüşler de güzel oldu Levent. Ama sen bunun geçmişini de bilirsin, hatırlarsın belki. Ben Eskişehir'de hocalık yaparken, hatta bir dönem bilmiyorum sen o sınıfta değildin sanırım. Bir sınıfta da senin arkadaşların bir yıl belki de gençler miydi onlar? Onlara ben hocalık yapmıştım müzikli tiyatro dersinde. Evet. Zortlangalı diye bir oyun vardı. O oyunla turneler yaptık gerçekleştirdik. Bir sınıf, evet. Buradan sanırım çok izleyiciler diyecekmiş ki, bu adam kaç yaşında diyecekler. Levent Üzümcü'nün bir üst sınıfın hocalığını yapmış. Kaç yaşında bu adam diyecekler şimdi. Ama işte evet, diyor ki siz beraber çıkıyoruz, sizler yıllarca kalıyorsunuz ya. Evet, Eskişehir'de Levent bir gösteri yapmıştım. İlk stand-up gösterimdi o. Hatta oyuncu arkadaşlar, belki sen de vardın o gün, geldiklerinde inanamamışlar. Çünkü resital yapacağımı düşünmüşler. Ben bir anda stand-up yapmaya başlayınca tabii herkes çok şaşırdı. Daha sonra rahmetli Levent Kırca'nın keşfiyle İstanbul'a yerleştim. Tabii o dönemlerde Borsan orkestralarında çalıyordum. İstanbul'a geldim ve stand-up yaptım bir dönem. Sevgili Mehmet Esen'in davetiyle. Ben o dönemleri çok net hatırlıyorum. Evet, orada öyle bir deneyim yaşadım. Hakikaten enteresandı. Ve tabii müzik, senin dediğin gibi viola, müzik, benim bütün ailemde müzisyen olduğu için o kadar artık işlemiş ki bütün hayatımıza. Ondan uzak bir hayat düşünemedim ben. O dönemde tekrar akademisyenliğe devam ettim. Bir de stand-up konusu tabii çok farklı bir konu. Hani Türkiye'de özellikle yapılan, algılanan stand-up konusu farklı. Benim tarzımı çok dışında. Benim tarzım daha çok müzikle mizah birleştiren bir tarz.
Bunun da başlangıcı bence Victor Borge ile oldu. Victor Borge'yi bilmeyenler izlerse çok keyif alacaklardır. Muhteşem bir piyanisttir kendisi. Aynı zamanda onda toprağı bol olsun diyelim. Onu çok izledim, çok etkilenmişim ondan belki. Danny Kaye yine pazar konserleri vardı. New York Philharmonic ile yaptığı konserler. Onlardan çok etkilenmiştim çocukken. Senin müthiş bir Hikmet Çiçek taklidin de vardı. Onu çok net hatırlıyorum. Okulda yaptığın. Evet, ben Hikmet Şimşek taklidiyle meşhur oldum. Rahmetli'yi almak için şöyle hemen küçük bir kuple yapayım. Evet sevgili Leventçiğim, hakikaten çok güzel bir program yapıyorsunuz maşallah. Biliyor musunuz, ben nişanlandım güzel çocuğum. Hayır, tahmin ettiğiniz gibi değil. Japon hükümeti bana nişan verdi güzelim. Hadi bakalım, tatam titim, papam pipim, pim pim pim. Ya, evet, hocamız çok olmuşsun. Değerliydi hakikaten Levent. Türkiye'deki klasik müziği geliştirmek, tanıtmak, Türk halkımıza tanıtmak için çok güzel çalışmalarda bulundu. Pazar konserleri o dönem biliyorsun TRT'de. Biz o pazar konserleri olmasaydı Efter, bir nesil onunla büyüyerek, o konserlerle büyüyerek oluşturduk içimizdeki klasik müzik sevgisini. Zaten evet. Eğer belli bir müziği dinliyorsan, o seni sonunda... Çok iyi bir dinleyiciysem, eğer müzik dinleyicisiysem, seni bir şekilde klasik müziğe zaten hayat götürüyor galiba. Doğru, kesinlikle. Evet, yani mizah hakikaten benim her zaman yaşadığım bir artık duygu diyeceğim ona, bir refleks diyeceğim. Çünkü baktığım her objeden, herkesten bir ilham alıyorum ve bir anda doğaçlama bir şeyler yapıyorum. Onları videoya alıyorum. Gayet aslında amatör çekimler. Fakat çok enteresan Levent, çünkü atıyorum Güney Afrika'dan, Nijerya'dan birisi bana özelden yazıyor. Yani şimdi benim yaptığım mizah aslında evrensel bir şey. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Ve adam diyor ki işte benim günümü güzelleştirdiniz diyor. Yine Tayvan'dan birisi özelden mesaj yolluyor. Ve müzisyen de değil bu. O da ayrıca hoşuma giden bir durum. Ya ben sizi takip ediyorum diyor. Ben de viyolaya başlayacağım diyor. Yani bütün dünyadan böyle mesajlar alıyorum. Çok hoşuma gidiyor. Doğru bir şey yaptığımı düşünüyorum o zaman. Ben Formula 1 pisti tekrar açılışını yaptı ve Formula 1 pistinin açılışını yaptığını gördüğüm anda benim aklıma, örneğin bunu gören insanların aklına ne gelir? İşte vay be, bir Michael Schumacher vardı. Adam ağaca çarptı. Bitkisel hayata girdi. Şimdi bir bitki gibi yaşıyor. Koskoca Formula 1'ci ya da Ayrton Senna, işte kazalar ya da. Hatta çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Ben bu Formula 1 pistinde, tam da yerini ve açısını buradan doğru verdim ben. O Formula 1 pistinde Serhan Asker'le birlikte bir yarış programı vardı. Ona katılmıştım. Orada yarıştım bile ben kapalıyken. Fakat çok ilginç bir şey söyleyeceğim Eftar. Açıldığı haberini duyduğumda bu bilgilerin hiçbiri gelmedi aklıma. Formula 1 pistinin açıldığı haberini duyduğumda Eftal acaba ne yapıyor geldi benim aklıma. Şimdi tabii nereden diyecek seyircilerimiz, bu ilişki nereden? Senden sadece şimdilik acaba bir enstrümanınla bize bir Formula 1 yarışı yapar mısın? Sesini çıkarır mısın acaba rica etsem? Nedenini anlatmış olalım seyircilerimize bunu. Öncelikle senin için seslendireceğim. Sonra tüm izleyicilerimiz için o zaman seslendireceğim. Böylelikle aslında kemanın bir puan kazanmasına neden olacağım. Kemancıların daha doğrusu. Hani viyolayla dalga geçiyorlar ya onlar. Viyoladan ancak böyle sesler çıkar. Ancak bu sesler güzel çıkar viyoladan diyecekler şimdi. Evet, o zaman tüm Formula 1 severlere Schumacher'le buradan gönderelim. Wolfgang Amadeus Mozart'tan Formula 1 parçasını dinledik. Bu kemanlı olmuyor değil mi? Kemanlı olmaz. Kemanda çünkü çok tiz sesler var Levent.
Yani çok tiz sesler olduğu için biraz risklidir keman çalmak. Allah korusun o parmak insanın böyle gözüne falan girebilir. Peki bir şey söyleyeceğim. O yüzden ben daha güvenli olduğu için viyolayı tercih ettim. Sürüşü daha güvenli. Virajları daha iyi alıyor. Bir gün Formula 1 pistinde görür müsün beni acaba viyolayla? Ya bilmiyorum. Belki de aracın içinde göreceğim ben seni. Bu gidişle sen acaba orada yeni bir şey üretebilir misin? Yeni bir şey yapabilir misin? Çok merak ediyorum. Çünkü hem sanatın sınırlarını zorluyorsun, hem mizahın sınırlarını zorluyorsun, hem de müziğin sınırlarını zorluyorsun. Bu çok özel bir yetenek. Bu herkeste olan bir şey değil. Bir kere bunu yapabilmesi için bir insanın müthiş bir özgür düşünceye ve cesarete sahip olması gerekiyor. Onu o özgür düşünceden, hani nasıl söyleyeyim sana, ya bununla atlarsam ölürüm diyebileceğimiz şeylerle, bir tür vücuda giyilen paraşütle, özellikle Fransızlar biliyorsun tepelerden aşağıya atlıyorlar. Paraşüt üstlerinde yok yani. Böyle bir kanatlar var bacaklarında ve kollarının altında, biliyorsun, görmüşsün onu. Adını şu an hatırlayamıyorum ben. Yani şimdi onu biz yapamayız mesela. Ya da herhangi bir insan, dünyada kaç kişi böyle bir şey cesaret eder ki kendini bir yardan aşağı çıplak atıyorsun yani üzerinde bu kıyafetle, hiç paraşütün olmadan. Ya da işte paraşütün var da onu bilmem nerede açıyorsun da böyle kayalara gidiyorsun, ağaçlardan elini. Bunlar çok cesur insanların yapacağı şeyler, ama bu kadar sıkı bir disiplin almış birinden, sanatsa dair, müziğe dair, enstrümana dair bu kadar sıkı disiplin almış birinden bu disiplin bariyerlerini aşmaya cesaret gösterebilmek müthiş bir şey benim nazarımda. Çok teşekkürler. Yani tabii o arkadaşlarda ölüm riski var, yaralanma riski var en basitinden. Bana en fazla diyebilirler ki bu adam ne saçmalıyor diyebilirler. Biraz utanırım belki. Bizde derler de. Böyle evet. Ya rica ederim. Bizde söylerler de Eftel. Derlerdi ki yani kötü oyuncu adam öldürmez ama kötü doktor adam öldürür. Yani kötüysen, kötü oyuncuysan ne yapalım? Öfler, seyirci çıkar yani derlerdi. Bizim mesleğimizde kötü olduğun zaman ya da çok iyi yapamadığın zaman işini, kimseyi öldürmüyorsun. Kendin de dahil olmak üzere. Evet. Levent, böyle şeyden çünkü bundan hazır bahsetmişken, bu mizahtan falan, şundan da bahsetmek isterim. Ben bu pandemiden önce böyle gerçekten eli yüzü düzgün güzel bir gösteri yazdım ve Eskişehir'de gerçekleştirdik. Komik Klasik ismi sevgili Hakan Şensoy ve piyanist Özgür Ün aldı. Keman, viyola ve piyano için bir trio aslında. Bunun için bir müzik mizah gösterisi yazdım. Hakikaten güzel de geri dönüşler oldu. Pera Palas'ta da gerçekleştirecektik bu gösteriyi ama pandemi nedeniyle iptal oldu. Dilerim her şey düzelir. Bunu izleyiciyle buluşturmaya çok isterim. Çünkü içinde türlü türlü hikayeler var. Mesela Klasik Batı Müziği konserini ilk kez dinleyecek kişilere öğütler var. Nasıl dinlemeliler? Ne yapmalılar? Telefonları çaldığında ne yapmalılar? İşte bölüm aralarında alkışlanır mı, alkışlanmaz mı? Yani Klasik Batı Müziği, o bahsettiğin ya programın en başında, çok ciddidir klasik müzikçiler diye. Algılayışımız böyledir. İşte konserler daha da korkutucudur birçok insan için. O konser atmosferini bir yandan yaşayıp bir yandan da kahkaha, rahat rahat kahkaha atabilecekleri bir gösteri olmuş oldu bu. Bu dilerim buluşur seyirciyle. Ben çocuklarımı büyük bir mutluluk ve sevinçle Süreyya Operası'nda Borusan Kuartet'e getirdiğimde gururla, işte bak oradaki viyolacı benim arkadaşım demiştim. Kuartet acaba çalışmalarına devam ediyor mu? Evet, kuartet çalışmalarına devam ediyor fakat Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası olarak ağırlıklı olarak çalışmalara devam ediyoruz. Aslında bunun altında yatan çok güzel, anlamlı bir özellik var diyeyim. Neden Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası daha fazla konser veriyor bu pandemi sürecinde? Bir defa şöyle söyleyeyim, konserlerimiz canlı, radyodan gerçekleşiyor canlı olarak. Tabii seyircisiz çalmak hakikaten enteresan bir duygu. Buradaki amaç şu Levent, şimdi biliyorsun orkestralar, senfonik eserler genellikle yazılan esere göre değişecek şekilde tabii 80 kişi, 90 kişi, hatta bazen 100 kişiye kadar ulaşan kadrolardan oluşur orkestra. Biz pandemi nedeniyle tabii o güvenli mesafede oturmak adına
Kaç kişiyiz? Yaklaşık işte 25 kişi diyeyim, 30 kişi diyeyim. Yani oldukça küçüldü orkestralarımız ve birçok arkadaşımız çalamıyorlar orkestrada. Bunların arasında tabii sözleşmeli olmayanlar da var. Herhangi bir yerde sözleşmesi olmayanlar da var. Hakikaten onlar için ayrı bir zorluk bu süreç. İşte Borusan bu noktada onlara destek olmak adına konser sayısını çoğalttı ve böylelikle dönüşüm sağlamış oldu. Her konserde yeni arkadaşlarımız çalabiliyorlar. Kuartet olarak sayımızı tabii bununla doğru orantılı olarak azaltmak durumunda kaldık. Yani 4 konser yapıyoruz biz bu sene kuartetle. Çünkü hepimiz orkestrada da yer alıyoruz aynı zamanda. Fakat önümüzdeki sene için yine çok güzel davetler aldık. Geçen bu pandemiden önce bunu gururla söyleyebilirim. Şöyle düşünebiliriz mesela. İşte bir arabamız, bizim ürettiğimiz bir araba. Şimdi böyle bir örnek geliverdi. Sen Formula 1 deyince nedense arabaya gittim ben. Bunlarla aynı lansmanda, aynı kategoride yer aldığını düşün bu araçların. Biz de dünyadaki bütün en ünlü kuartetlerle aynı sahnede, aynı etkinlikte sürekli kuartet olarak yer aldık. Geçen işte bu pandemiden önceki Aralık'tı sanırım. Evet, o civarda. Amsterdam Kuartet Bienali'nde yer aldık. Pandemiden hemen sonra, yani bak artık aşı falan geliyor inşallah, bitiyor bu işler. Ve pandemiden sonra ne yapıyoruz? Amsterdam Kuartet Bienali'ne tekrar davet aldık. Oraya tekrar gidiyoruz. Kuartet olarak hakikaten şimdiye kadar çok önemli festivallerde, salonlarda, ülkelerde sahne aldık. Çok önemli projeler gerçekleşti. Türk bestecilerine eser siparişleri verildi. Onların ilk seslendirilişlerini yaptık. Türkiye'deki ilk canlı online konseri gerçekleştirdik. Bundan çok uzun yıl, belki 10 yılı olmuştur. Vallahi saymakla bitmez hakikaten. Bu arada eğer süremiz varsa bununla ilgili bağlantılı olarak bilmeyenlere ilginç gelebilir. Bir klasik batı müzikçi neler yaşar turnelerde mesela. Bundan küçük örnekler verebilirim. Biz bu anlamda şanslıyız. Affedersin sözünü kestim. Genellikle de Türkiye'deki klasik müzikçilerin yapmış olduğu turnelerle ilgili en fazla bilgiyi Fazıl Say'dan alıyoruz, senin de takdir edeceğin gibi. Çünkü Fazıl gittiğinde o şairane anlatımıyla turneleri çok güzel anlatmıştı. Ama o tabii hani tek başına bir konser veriyor. Ve o tek başına verdiği konserde de bulunduğu yerde kendisi bir piyanosu var. Ve gittiği otellerde sadece otelle konser salonu arasındaki hayatı biliyor. Otelin odasından şehre bakıyor, ne kadar görüyorsa o kadarını görüyor. Ama sizler ekip halinde gittiğinizde daha şenlikli oluyor, değil mi? Tabii. Aslında biz 4 kişi gidiyoruz. Biz bu arada Fazıl'la da konserlerimiz oldu bir dönem, kuartetle, bir beşli olarak çok önemli salonlarda çaldık. Biz tabii dörtlü olarak gittiğimizde yine hani çok renkli olmuyor, çok kalabalık olmuyoruz, o anlamda söylüyorum. Orkestra turneleri böyle bir curcuna, bir rengarenk bir turne oluyor tabii her bakımdan. Biraz zordur o turneler. Ama kuartetle küçük olduğumuz için, az sayıda olduğumuz için gerçekten çok enteresan yerlere gittik Levent. Yani bizim aslında klasik müzikçilerin şansı da bu bence. Hani ekonomik anlamda belki dünyada en az kazananlar klasik müzikçilerdir, müzik sektöründe diyeyim. Mozart bile biliyorsun işte adam yani 500 tane eser besteledi. Sefalet içinde öldü gitti Mozart. Yani o en büyük örnek şu anda. Fakat biz enteresan yerlere gidiyoruz hakikaten. Mesela Schloss Elmau diye, bu unutamadıklarımın birkaç tanesini söyleyeyim size. Schloss Elmau Münih yakınlarında muhteşem bir otel. Bu otelde konserler düzenleniyor. Oradan bir teklif geldi bize bir gün internetten, mail olarak. Demişler ki işte sizin YouTube'da Saygun, Ahmet Adnan Saygun konserinizi izledik. Biz de böyle davet ediyoruz sizi dediler. Allah Allah dedik, bakalım falan, işte nasıl bir şeymiş bu, hemen cevap vermedik falan. Sonra bir baktık listeye, dünya yıldızları. İnanılmaz bir şey. Oraya gittik biz. Yani Gidon Kremer diye muhteşem bir, efsane bir kemancı vardır. O matine konserini yaptı. Biz suare konserini yaptık mesela. Yani aynı sahnede. Yani muhteşem bir şey. Orada, burası Münih. Münih'te. Münih yakınında, Almanya'da. Hatta G7 zirvesi o otelde yapıldı. Benim odamda Barack Obama kaldı, yani öyle söyleyeyim.
Tabii daha sonra. ve bir başka turne Karayipler'de gerçekleşti. St. Vincent Grenadines ülkesinin genel valisi o bizi davet etti oraya özel olarak ve orada konser yaptık. Kaldığımız ada, otel ada Levent, orada Karayip korsanları ekibi kalmış. Yani yine Johnny Depp benim odamda kaldı tabii daha önce. Ve yani ben artık turnelerde soruyorum kaldığım otellerde. Bu odada daha önce kim kaldı diye. Yani çok ünlü değilse kalmıyorum, tercih etmiyorum. Yani çok acayip turneler yapıyoruz böyle. Onun dışında bir Japonya turnemiz var ki o gerçekten anlatmadan geçemeyeceğim. Japonya'ya gittik. Orada işte Cumhuriyet konserini gerçekleştirdik. Daha sonra da Shimonoseki diye bir İstanbul'da kardeş şehir olan bir yere gittik. Orada belediye başkanının himayesinde bir konser gerçekleşti. Ben de buradaki konserlerimizi, yani senin o geldiğin Süreyya Operası konserinin dışında kalan konserlerimizde, böyle daha az klasik müzik konserine gelen insanlar oluyor o konserlerimizde. Onlara işte biraz sevimli davranmaya çalışıyorum. Bir şeyler anlatıyorum, espriler yapıyorum besteci eserler hakkında. Ya bir anda aklıma geldi, ben bunu neden Japonya'da yapmayayım diye. Çılgın bir fikir. İşte bir viyolacı hikayesi. Yani nasıl böyle bir şeye cesaret edebilirsin sen? Japonca'nın J'sini bilmiyorum. Orada bir Türk arkadaş buldum orada okuyan, Japonca eğitimi alan. Dedim ki işte bunu Latin harfleriyle yazar mısın bu metin dedim. İçinde espriler var, içinde eserler hakkında bilgiler var. İşte Japonya çok güzel, halkınız çok iyi falan diye iltifatlar falan var. Böyle bir metin. Sahneye çıktık. Ben kağıdı böyle zar zor, haşır huşur böyle bir yerlerden çıkarttım falan. Herkes tabii gülmeye başladı bu hareketlerimden. Ben başladım böyle okumaya. Ne okumaya başladım. Ondan sonra herkes bir gülmeye başladı. Eyvah dedim, ben yanlışlık var herhalde bunda. Neyse baktım devam edeyim artık dedim. İnanır mısın? Çok değil. Bir 30 saniye sonra tabii ki ben ne yazdığımı unuttum metne. Çünkü Japonca okuyorum. Ne dediğimi anlamıyorum. Kendim anlamıyorum. Acaba şu an ne diyorum ben diye falan düşünüyorum. Bu şekilde sunumu gerçekleştirdim. Ön sırada Japon teyzeler vardı. İşte ben onlara arada soruyorum nasıl falan dermiş gibi. Onlar harika falan yapıyorlar. Yani o şekilde sonradan da ama öyle bir iltifat geldi ki yani Japoncanız harika, aksanınız harikaydı diye. Yani Japonca bilemiyorum ama okuyabiliyorum Latin harfleriyle. Evet evet, bence bir de sen tabii taklit yeteneği çok güçlü biri olduğun için kim bilir orada hangi tonlamalarla o izlediğimiz Japon çizgi filmlerinin hangi tonlamalarıyla acaba yaptın bunu? Keşke onun bir kaydı olsa da izleyebilsek bunu. Evet, onun bir kaydı var. Onu bir bulmaya çalışayım, yollayayım ben sana. Ya bana ne olacak? Instagram'da yayında bütün Türkiye, dünya görsün. Bence çok çok önemli olduğunu düşünüyorum ben bunu. Bu arada bu Japonlardan mevzu açılmışken sen de oraya gitmiş birisisin. Ben böyle bu yemek programları, yemek ve içmekle, gurmelikle ilgili programları çok izliyorum. Dünya üzerinde isim yapmış insanların ya da hatta küçük çaplı kendi kendine, kendi YouTube kanalından yayın yapan insanların da izliyorum bu programlarını. Çok ilginç bir şekilde karşılaştım. İşte dünyanın en iyi viskisini ve dünyanın en iyi pizzasını, dünyanın en iyi meyvesini arayan insanların son durakları hep Japonya oluyor. Ve her zaman Japonya'da bulup dönüyorlar bunları. Ne kadar ilginçtir ki. Sanıyorum Japonlar kendi yaşam kültürleriyle bu artık batıya özgü besinler ve içecekleri yetiştirmekte çığır açmış durumdalar. Hiç böyle şeylere rast geldin mi orada Japonya'da? Sushi dışında. Evet, yani sushi zaten en bayıldığımız şey. İnan Ürdün'e turne yaptık. Ürdün'de ilk akşam sushi restoranı falan arıyoruz yani. Enteresan. Japonya'da büyülendim açıkçası. Onların o kültürleri, yaklaşımları insanlara. Orada çok özel tabii, şimdi yemekten girince çok özel bir, biraz önce bahsettim o Shimoneseki de bize çok özel bir yemek organizasyonu düzenlediler. Onların geleneksel yer sofralarında. Fakat ondan önce çok enteresan Levent, bir Japonya'ya gitmeden bir ay, bir buçuk ay önce rezervasyon yaptırdılar bize. Geleneksel samuray kıyafetlerini giymemiz için, ister misiniz dediler bunu. Biz tabii ki isteriz dedik. Aşağı yukarı o zen, onların mimarisini işte biliyorsun.
Orada Japon yine teyzeler bizi giydirdiler onları bir seremoniden sonra. Yaklaşık 45 dakika falan sürdü onu giyinmem. Ben onu unuttum, onu da aslında fotoğrafı da yollayabilirdim, belki yayınlayabilirdik. Kılıç verdiler, kılıcı kaldıramıyorum. Yani gerçi viola daha tehlikeli bir çalgı bu savaş alanlarında ama yani o kılıcı nasıl kaldırmışlar, o eş kıyafetleri nasıl giymişler, inanılmaz. Evet yani çok özel bir yemek yedik orada hakikaten. Hatta bize şaşırdılar, dediler ki sushi siz seviyorsunuz. Evet çok severiz, işte bir oturuşta 45 tane falan yeriz dedik. O adamlar çok güldüler, çok inanamadılar. Çünkü onlar için aparatif bir şeymiş. Yemek arasında işte 3-5 tane yerlermiş ondan. O olmazdı hakikaten. Ya bilmiyoruz bunları. Ben şimdi İtalya'ya gittim. Böyle çocuklarla birlikte. Yaz günü sıcak, çadır tatili yapılıyor falan filan. Pizza ısmarladım, pizza geldi. Yedim ama yiyemiyorum pizzayı, ağır geliyor, o kadar sıcak ki hava, ama şimdi İtalya'dayız, pizza yedir falan diye arabayla gitmişiz oraya kadar da. Garson çocuk da bir sevdi beni, bir şey sorabilir miyim dedi. Tabii dedim, niye pizza yiyorsunuz dedi. Dedim burası İtalya, biz yazın pizza yemeyiz ki dedi. Siz yazın ne yiyorsunuz dedim. Ya dedi biz peynir yiyoruz, yanında fesleğen, domates, işte bunları yiyoruz dedi. Aslına bakarsan biz de yazın bunları yiyoruz. Ama İtalya'ya gittiğimiz için pizza yenmelidir mantığı içerisinde. Gidip pizza yemeye çalışıyoruz. Yani tabii bir şeyleri kendi ülkenden gördüğünde başka bir şey ulaşıyor kafanda. Ama biz sahne sanatçılarının sanıyorum en büyük şansı da turneler. Ve turnelerde bu işleri orada öğrenmek, orada tanımakla ilgili. Yani turneler olmasaydı biz ne zaman gidecektik dünyanın oralarına? Ben turne olmasaydı nasıl gidecektim? Yani aklımın ucuna gelmezdi. İşte Kanada'ya gideyim de, işte Montreal'e gideyim de, Toronto'ya gideyim de. Hani aklıma gelmezdi işte gideyim Göteborg'a, Malmö'ye. Yani bu böyle yukarıda ve uzakta kalan yerlerden bahsediyorum. Ki sen hani işte ne bileyim abi Japonya'ya gidiyorsun yani. Çünkü orada inanılmaz bir klasik müzik dinleyicisi var. Doğru değil mi? Çok. Muhteşem salonları var. Dünyadaki en iyi salonlar. Birkaçı orada. Tabii bizde bir de şöyle bir olay var Levent, sen de biliyorsun klasik müzikçilerde. Şimdi biz kuartet olarak Mozart Festivali'ne gittik ve orada Mozart çaldık. Ve oradaki dinleyiciler hakikaten hani böyle çok dizi seven teyzeler, amcalar vardır ya, dizileri evet. Artık böyle gerçekten ezberlemişlerdi. Bir sonraki sahnenin ne geleceğini bilirler, tahmin ederler. Onlar da o klasik müzik eserlerini tahmin ediyorlar. Yani biliyorlar. Bak diyor, biraz sonra çok büyük bir ses olacak. Forte çalacaklar. Birbirlerine böyle gösteriyorlar. Bak şimdi. Yani o kadar iyi biliyorlar ki ve ellerinde bazılarının partisyon oluyor. Ondan okuyorlar falan. Yani bu insanların karşısında Mozart çalıyorsun. Bir Türkiye vatandaşı olarak. Ve onlar diyorlar ki işte bu Türkiye'de gerçekten çok iyi bir grup varmış. Bu işi iyi yapan müzisyenler varmış. Çok mutlu olduk diyorlar. Ve orada türküleri de seslendiriyoruz bu arada. Onları da çok seslendirdik. Biz parçası olarak türkü çalıyoruz. Mesela bir Sarıkamış türküsünü seslendirdik. Tamamı Alman olan bir salonda. Ve bir ara bizim violonselci arkadaşımız Çağ Erçağ oradaki sözleri söylüyor türkü olarak bir yandan çalarken. Çok zaten dokunaklı oradaki sözlerde ve müzik de inanılmaz. İlyas Mirzaev'in bir düzenlemesiydi bu. Ve Almanlar ağladılar mesela bunu dinlerken. Sözlerini hiç bilmedikleri bir parçada. Bizi ağlattınız dediler. Yani turnelerde hem böyle duygusal anlar yaşıyoruz hem çok komik olaylar yaşıyoruz. Yani inanılmaz şanslıyız tabii bu anlamda dediğin gibi. Bizim en büyük şansımız sahne sanatlarının en büyük şansı turne. Biz turneler olmasaydı ülkemizin de pek çok yerini görmeyecektik. Bu ülkenin içerisinde kendi ülkesini merak edip gezen kaç insan var ki? İstanbul'da yaşayıp denizi görmeyen insanlar var. Denizin kıyısında yaşamayıp, eğer yaşamıyorlarsa denizi görmeden burada yaşayıp giden insanlar var ki İstanbul'dan bahsediyoruz. Yani İstanbul'un iki tarafı da yarımada. Düşünsene. İstanbul'da deniz var mıydı ya? Falan dedi, çok güzel deniz var ama balık kalmadı içinde. Balık kalmadı maalesef. Böyle bakıyoruz. Evet. Bakıyoruz uzaklara.
Efter bir şey soracağım sana. Ben genellikle sanatçı dostlarıma, çağırmış olduğum sanatçı dostlarıma yaptığı işlerle ilgili. Örneğin işte Ahmet Ümit'e diyorum ki kimi okuyorsun? Ben de şimdi işte Bedir Baykam'a diyorum ki hangi sanatçıları, hangi ressamların eserlerini beğeniyorsun tarihte ya da günümüzde? Eftel, ben çok merak ediyorum. Sen klasik müziği hakkıyla yapan, hayatını buna adamış ve bununla kol kola yaşayan bir insansın. Sen ne müzikler dinliyorsun? Klasik müziği mutlaka dinliyorsun. Yani acaba hani klasik müziğin de bir dinleyicisi misin? Yoksa hani sadece çalışacağın eseri yazmış olan müzisyenin, bestecinin parçalarına mı bakıyorsun? Yani çok merak ediyorum. Senin müzik dinleme dünyanı ben çok merak ediyorum. Biraz anlatır mısın bize? Evet. Tabii. Yani şimdi biraz belki izlenim olmuştur. Çok yoğun çalışıyoruz hakikaten. Yani öyle ki pandemiden önce pazar günleri bile çalışıyorduk biz. Prova yapıyorduk. Orkestra bir yandan, kuartet bir yandan, konserler falan. O yüzden aslında çok fazla klasik müzik dinlemiyorum. Çok fazla çaldığım için. Fakat dinlediğimde daha hafif şeyler dinlemeyi tercih ediyorum. Barok müzik çok seviyorum. Mesela barok müzik dinlemeyi çok seviyorum. Özellikle klasik batı müziğiyle mesafeli olan, tanımayan kişilere bunu öneririm. Barok dönem müziklerini tercih ederlerse çok daha rahatlatıcıdır. Onları adeta bir terapi gibi gelecektir. Onu dinlesinler. Bize bir iki tane besteci söyler misin baroktan? Seyircilerimize de biraz kıyak yapalım. Evet, yani işte zaten Türk halkı da çok bilir Vivaldi'yi. Vivaldi, Corelli, Handel, bunlar çok çok güzeldir yani besteleri. Çok dediğim gibi rahatlatıcıdır. Dediğim gibi bir de oda müziği çok dinliyorum tabii, kuartet. Yani mümkün olduğu kadar aslında az çalgının yer aldığı grupları, müzikleri dinlemeyi tercih ediyorum. Cazda da böyle. Daha çok caz tercih etmemin nedeni de bu aslında. Çünkü daha dinlendirici geliyor bana yoğun çalışmalardan sonra bu. Peki, çok orkestral cazı orkestral mi alalım yoksa trio mu, kuartet mi, nasıl, hani mesela hangi üflemeli mi daha çok ya da işte tuşlular mı daha yakın geliyor? Yani şöyle, ses olarak, register olarak böyle çok tiz sesleri dinlemeyi sevmiyorum açıkçası. Şimdi hani yanlış anlama olmasın. Sevgili kemancılarımız, efendim sopranolarımız alınmasınlar. Viola alto bir çalgıdır. Ben böyle daha çok işte caz, alto, caz vokal, kadın vokalleri dinlemeyi seviyorum. Onun dışında dediğin gibi daha az işte trio, kuartet, caz da bunları dinlemeyi seviyorum. İşte blues severim. Geleneksel müzikleri severim. Mesela fado dinlemeyi çok severim. Lisbon'da turnemizde. O turne mesela unutulmazdı hakikaten. Ve fado dinlemenin de bir görgüsü var, kuralı var. Belki biliyorsunuz. Biraz bilgilendirsene. Ben de fado'yu çok seviyorum çünkü. Evet. Yani tabii bu bir ağıt, fado. Evet. Oradaki balıkçı eşlerinin yaktığı bir ağıt. Ve çok güzel orada, taverna da diyebiliriz belki. Aslında iki uç. Yunanistan, Atina, Lisbon bir iki uç. Ve bu uçtaki müzikler birbirine çok benziyor bence. Portekiz gitarıyla öbür tarafta buzuki sesleri benzer, aşağı yukarı form olarak da biraz benzerler. İkisi de vurma telli çalgılar. Orada restorana gittiğin zaman oturuyorsun, yemeğini yiyorsun. Bir süre sonra 2-3 kişiden oluşan fado grubu geliyor. Bir anda şarkı söylemeye başlıyorlar. Ve o zaman sen yemeği bırakacaksın. Hiç konuşmayacaksın. O 2-3 parçalık akışı dinledikten sonra onlar gidiyorlar ve sen yemeğine devam ediyorsun. Yani bir saygı onlara. Hatta ikaz ediyorlar. Konuşan olursa bir yandan söylerken bir yandan no ikaz ediyorlar ve devam ediyorlar söylemeye. Yani aslında bir bakıma orada bir ilkokul öğrencisi durumunda da oluyorsun yani. Hoca böyle kızıyor sana. Yeni bir kültür öğreniyorsun. Yeni bir kültürün içinde durmayı, var olmayı öğreniyorsun. Evet. Aslında bu önemli bir nokta. Yani bir saygı. Birisi bir şey çalarken, bir şey söylerken, ne bileyim, birisi bir şiir okurken onu dinlemek. Hakikaten hiçbir şey yapmadan dinlemek. Ama
Yani klasik batı müziği dinlemenin işte o resmi vardır ya insanların kafasında, korkutucu. Elini kolunu kıpırdatmadan, nefes almadan dinleyeceksin sen bunu. Yani zor, çok zor geliyor hakikaten. Ama aslında o kadar değil. Yani daha rahat oturarak, işte çok kendini kasmadan, gözünü kapatıp kendini o müziği bırakabilirsin. Dinlemek çok, yani saygı duymak çok önemli bizim işlerde. İşte orada Fado'da da bunu hakikaten biz yaşadık. Çok çok acayipmiş. Peki şimdi o zaman bu kadar yeri geçtik, bu kadar yeri gezdik. Sen Üsküdar gibi diyar gördün mü Eftel? Sen Üsküdar, şimdi Levent. ne oldu Üsküdar'a giderken? Şimdi Üsküdar'a giderken ne oldu? Yani eskiden rahat rahat çıkıp dolaşıyorduk, geziyorduk. Bir de eski İstanbul tabii. Eski İstanbul Tabii. bambaşkaydı. Yeni İstanbul'da yeni sesler var. O eski İstanbul, yeni İstanbul, Üsküdar özlemi, İstanbul özlemi. Bütün bunları ben kısacık seslendireyim o zaman. Başta Lütfen. sana, sonra ekibimize ve dinleyicilerimize hediye olsun. Eskiyle yeni, sakinlikle şehrin gürültüsü bir araya geldiğinde bir sanatçının, bir viyolacının yorumlarıyla ses olarak bize yansıması, aynı zamanda görüntü olarak da gözümüzde canlanıveriyor bir anda. O keşmekeşin içerisinde hala var olmaya çalışan o güzel ezgimiz, güzel melodimiz hala var olmaya çalışan. Efter, bir şey soracağım sana. Bu da benim sana son sorum olacak bu pazar günü. Acaba sanat olmasaydı bugünleri görebilir miydik? İnsanoğlu bugüne kadar gelebilir miydi sanat olmadan? Çok güzel gerçekten. Üzerinde düşünülmesi gereken bir soru. Ama yani öyle bir düşünmek değil. Oturup böyle uzun uzun düşünmek, araştırmak, okumak, sanatın bugüne kadarki olan gelişimi, o geçtiği çağlarda o ülkelere, o insanlara etkisi, bunları da araştırmak, okumak lazım hakikaten. Sanat her dönemde insana bir defa iyi gelmiş. Terapi gibi gelmiş. Yani sadece insanlara değil, inan çiçeklere, bitkilere ve hayvanlara. Bak inanır mısın şu arkamda gördüğün, ben Benjamin ismini koydum buna. Sevgili Benjamin, pandemi öncesi yani şu kadar bir şeydi. Vejeteryan diyeti yapıyordum, onun için aldım bunu. Ama müzik çala çala, hemen şurada hoparlörler var. Müzik çala çala inan bak 2 metreye. Yani bitkilere de faydası olan bir şey müziğin. Bize de çok faydası var. Yani rahatlatan bir şey. Özellikle yani sözlü müzik de çok güzel. Fakat sözsüz de sizi, hayallerinizi, hayal gücünüzü serbest bırakır çalgı, enstrümantal müzik. Yani o an ne dinliyorsanız sizi nereye götürüyorsa oraya gidersiniz. Oraya hayal edersiniz. O yüzden diyorum yani klasik müzikte bu terapi kısmı biraz daha fazladır her zaman. İyi gelir Levent. Yani sen de biliyorsun sanat, tiyatro, resim, heykel ve bu işte müzik insanlara her zaman iyi gelir. Zaten iyi geldiği için daha büyük felaketler dediğin gibi başına gelmemiş. Çünkü sanat olmasaydı hakikaten belki her şey daha sert olacaktı, daha acımasız olacaktı insanlar. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Bir enstrüman çalabilen ya da şarkı söyleyebilen bir devlet
büyüğü diyelim, devlet atıyorum bir başkan diyelim, bir cumhurbaşkanı diyelim, bir başbakan diyelim, bir milletvekili diyelim, inan çok daha yumuşak, çok daha doğru kararlar alabilir yaptığı, yürüdüğü yolda. Attığı imzalarda, çok, çok doğru söylüyorsun. Ben buna inanıyorum. Ben de kesinlikle sana katılıyorum ve eğer sanat olmasaydı, sanat ağaç gibi, yeşillik gibi, yeşilliği olmayan, ağacı olmayan bir dünya olur, sanatsız bir dünya. Ve zaten de bu son söylediğine istinaden şunu söyleyebilirim. Çok güzel bir söz vardır, kötü insanların türküleri olmaz diye. Yani bundan daha açıklayıcı bir şey ben bilmiyorum. Sevgili Eftel, canım arkadaşım, programa katıldığın için kendi sanatını bu pazar Artı TV izleyicileriyle buluşturduğun için ben sana çok teşekkür ediyorum. Ben çok çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum hakikaten. Seni gördüğüm için de ayrıca. Çünkü böyle bir fırsatı yakalamak çok zor. O güzel enerjini tekrar almış oldum. Ya. Zaten her zaman takip ediyorum seni. Bir reklam gibi olacak ama beni de sevgili izleyicilerimiz sosyal medyadan takip ederlerse böyle naçizane, mütevazi o mizahımla belki biraz yüzleri gülerse ne mutlu bana. Biraz da klasik müziğe yaklaşırlarsa. Son kez onu da ifade edeyim. Borusan Filarmoni Orkestrası ve Borusan Kuartet konserlerini takip etsinler. Radyodan canlı olarak, bu süreçte hiç olmazsa radyodan canlı olarak dinlesinler. Çok teşekkür ediyorum. Çok çok teşekkür ediyorum Eftel katıldığın için. Sevgili Artı Sanat izleyicileri, bugünkü konuğum viola sanatçısı Eftel Altun'du. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Sizlere de programı izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi pazarlar diliyorum. Görüşmek umuduyla.